sevgili arkadaşlar. Ben www.canımanne.com sitesi editörlerinden Hünerli Eller. Arkadaşlar, bu modelini görmüş olduğunuz patiğin anlatımını yapmaya çalışacağım size bugünkü videomuzda. Daha önceden patik tabanımızı örmüştük. Gördüğünüz gibi örgü merakı arkadaşımız bunun anlatımını yapmıştı. canımanne.com adresinden videolarımıza ulaşabilirsiniz. Kısımdan başlayacağım. Dolgu yapmaya dolduracağım trabzanlarımı. Ama gördüğünüz gibi normalde batarken batış tekniği olarak iki kata birden batılır. Burada bu köşeyi sağlamak için, keskinliği sağlamak için iç tarafa batarak İki kat olarak düşündüğümüzde şu kısmı içteki ilmekten batarak trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Alttaki teknik sıfır iğne tekniği, tabanda kullandığım teknik. Her sıfır iğnenin üzerine bir trabzan yaparak öreceğim arkadaşlar. Benim ipim ince bir ip. Bebek yünüyle örüyorum. Bu ördüğünüz ipe göre değişecektir ama benim ördüğüm ip de 4. sıraya kadar eksiltme yok. 3 sırayı dümdüz olarak öreceğim. Bu ipinize göre değişir. 2. sırada, 3. sırada da yapabilirsiniz eksiltme işlemini. Ben 4. sırada yapacağım çünkü ipimin kalınlığı, tığımın kalınlığı ve ördüğüm boyut bunu gerektiriyor. Şimdi ben 3 sıra boyunca dümdüz bir şekilde bunu örmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben 3 sırayı tamamladım. Arttırma, eksiltme hiçbir şey yok. Dümdüz bir şekilde ilmeklerimi aldıktan sonra taban kısmından 3 sıra bu şekilde ördüm. 4. sıraya başladım. Şimdi eksiltmelerimi yapacağım. Eksiltmedeki orantıyı şu şekilde anlatayım size. Patiğimizin tabanını tam ortadan ikiye bu şekilde katladıktan sonra yaklaşık ortasında, gördüğünüz gibi tam ortasında buradaki eksiltme işlemine başlayacağım. Daha önceki yaptığım sayıyı uygulayacağım burada da. 17 ilmek azaltmıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, bir tane daha. Ördükten sonra eksiltmeme başlayacağım. Buradaki ilmek sayısı sizin öreceğiniz kalınlıkla alakalı. Bu şekilde böyle ikiye katladığımızda gördüğünüz gibi tam yarısından sonra eksiltmeye başlıyorum. Trabzanımı yaparak başlayacağım. Sonuncu ilmeği çıkarmıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte çıkararak ilk trabzanda son ilmeği çıkarmıyorum. İkinci trabzanda birlikte çıkarıyorum. Ve iki trabzanı bir trabzana indirmiş oluyorum. Bu tığla örülen trabzan işlerinde eksiltme bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde tam karşısına gelecek kadar, yani patiği katladığımda buradan dolaşıp buraya gelecek kadar orantıyı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Eksiltmeye devam edeceğim. Son eksiltmeyi de yapıyorum. Ve arka kısmını düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şekil almaya başladı yavaş yavaş.
Buradan örerek dolaşacağım ve yine eksiltme noktasında tekrar eksiltmeye devam edeceğim. Beşinci sırayı örerken yine arttırmaların üzerine geldiğimde, eksiltmelerin üzerine geldiğimde, evet yanlış söyledim, eksiltme yapmaya devam ediyorum. Yine ilk dolguyu yarım bırakıp ikinci dolguyla birlikte bitiriyorum trabzanla. Gördüğünüz gibi açık renk olduğu için hepimiz belli oluyor yapmaya çalıştığımız, yaptığımız işler. İpimiz iyice şeklini aldı. Eksiltmelerin sonuna kadar eksiltme yapmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi eksiltmelerim burada bitti. Sonuncuyu yapıyorum. Ve bu şekilde trabzanı yaparak şişe kadar başlangıç noktasına kadar geleceğim. 5. sıranın sonuna geldiğimde her zaman olduğu gibi başlangıç noktasına dönüp bir üst sıraya geçiyorum. Gördüğünüz gibi hepim şeklini aldı. Bir sırada burada sık iğne uygulamıştım. Sık iğnemi yaptıktan sonra eti örme işlemi bitmiş olacak. Daha sonra buradaki lacivert kısmı yine sık iğne tekniğiyle yapacağım. Daha sonra süslemesine geçeceğim arkadaşlar. Örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi iki sıra sık iğnemi de yaptıktan sonra patiğin örme işlemi bitmiş oldu arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda yapımını anlatmış olduğum bu şirin ayıcı patiğin üzerine dikeceğim. Bu şekilde tam ortaladıktan sonra alt kısımdan dikmeye başlıyorum. İpini göstere göstere dikeceğim ki farklı renkle dikiyorum. Gördüğünüz gibi renk uyumu olsun diye lacivertle diktim. Şimdi göstererek dikeceğim ki farklı bir görüntü elde etmek için. Dikme işlemi bittikten sonra patiğin yapımı da bitmiş olacak. Bütün kenarlardan bu şekilde geçerek dikişimi tamamlıyorum. Kaydırmamaya özen gösteriyorum ki bir potluk olmasın ya da sağa sola kaymasın diye. Gördüğünüz gibi dikme işlemi de gayet basit bu şekilde. İpini göstermek istediğimiz için çok basit oldu. Başlangıç noktasına geldim. Buradan ipimi
iç kısmı alacağım ve içeride sağlamlayacağım. Patiğim hazır olmuş oldu. Gördüğünüz gibi. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.